Toparlıyor. Toparlıyor da ne yapıyor, ne ediyor? Yırtıyor ya. Yırttık aşkım. Yırttık, yırttık. Ne oldu gene? Ah. Ne oldu? Ay, iki reklam teklifi daha geldi. O mücevher firması dışında. Evet. Mücevher firması zaten bizi çok istiyor. Biz okey dedikten sonra onlar çok okey. Gel. Makyöz burada mı? Bana gelecekti önce. Bırak şimdi makyözü. Gel gel. Müjdemizi isteriz. Gel gel. Senin koluna ne oldu ya? Hakikaten ne oldu koluna ya? Pilates yaparken ters bir hareket yapmışım. Ha. Böyle bir süre kolumla kaldı yani. Ay neyse, boş verin şimdi benim kolumu. Biz de sevgiline gelen reklam tekliflerini değerlendiriyorduk. Allah Allah. Bak sen ya. Benle çalışırken bir performansı gösterseydin keşke de. Tolgacığım, bana laf sokacağın annenle konuş istersen. Birazcık kendini güncellesin de sana da bir şeyler gelsin artık. Zaten var birkaç şey. Görüştüğümüzde. Ben öyle atlamak taraftar değilim hemen ilk gelen işe. Birazcık değerlendirmek istiyorum, anladın mı? Anladım. Nasıl, ciddi bir şey var mı Asya'ya gelen? Yani nişanlısınız tabii, ayrınız yoktur da. Söyleyeyim mi? Bilemedim. Bilemedim ki yani. İşle aşkı bir araya şey yapmasak, karıştırmasak mı doğru olur mu? Ben en iyisi nişanlımla değil ailemle karar vereyim Nesrin. Hmm. Ya zaten biri mücevher firması. Onu biliyorum. Diğerini sordum. Mücevher firması çok ciddi. Asya'nın yanına böyle ünlü, karizmatik genç kızların sevgilisi bir partner arıyorlar. İlginç. Sanki ben de tanıyorum öyle birini ha. Yani ben bu kadarını duydum bir tek. Sen o kadarını duyarsın anca tatlım zaten, tamam mı? Ya zaten ben ya böyle daha dünyaya açılmış, ülkeye mal olmuş böyle çok büyük bir markayla kampanya yaparım gibi geliyor bana. Hani yani öylesine bir şey olsun istemem. O yüzden ya mücevher markası zaten. Bilemedim yani zaten. Gelse bile. Hani belki aradılar, sen duymadın yani. Bir daha bir kontrol et yani, anladın mı? Oğlum niye duymayayım? Aramadılar. Allah Allah ya. Acaba şey mi? Mesaj atmış olabilirler mi? Görmedin. Ona da bir bak. Oğlum bak, sen böyle tepemde şey yapınca yapamıyorum. Şöyle bir açıl. Ya ben zaten bu arada öyle çok hevesli olduğumdan değil yani. Ulaşmaya çalıştılarsa ayıp olmuş. Anladın mı? Yok mu? Yok oğlum, yok. Ya bu Nesrin sana ne dedi ki? Ha? Yani seni mi düşünüyorlarmış? Ya işte genç, yakışıklı, karizmatik, ünlü, genç kızların sevgilisi dedi. Ya beni tarif ediyor bayağı bayağı. Daha ne desin? Yani peki onlar ne yapmışlar? Karar vermişler mi? Yani işte bir en son aile arasında oturup konuşacaklardı, bir karar vereceklerdi ama olumlu olacak o, belli. Kabul edecekler. Sen bir son bir bak maile. Belki benim profilden senin maile ulaştılar. Ona da bir bak. Allah'ım, Allah'ım. Tamam, ona bak, da bak. Bak bak anne, hadi. Ay tamam. Ona bakalım yani şimdi. Hadi gelin, gelin. Ay hayırlı olsun inşallah. Tamam. Bugün gelen reklam teklifini söylüyorum. Bebek bezi. Yok artık. Bebek bezi şimdi yani o erken Asya için en az 10 yılı var öyle rollere. Ay anne, niye öyle diyorsun? Gayet şeker. Bence para konuşur. Sence abi, bir şey demedi. Şahane. Benim işime gelir. Bebek, anne. Yani sevgililik yok, öpüşme yok. Mis. Güzel. Sidir. Sen hiç yorum yapmasan mı acaba? Tamam ya, sordu diye söyledim. Yani şaka yapıyorum, öyle değil tabii. Asya'm ne isterse o. Sonuçta son karar onun. Tabii son karar Asya'nın kararı ama bebek bezinin timingi bana çok doğru gelmiyor. Bir de böyle anne rolleri yani şimdiden yapışıp kalmasın Asya'ya bence. Sen neler öğrendin anneciğim? Bence anne rolü yapışır yorumunu da unutmayalım. En az timing kadar akılda kalıcı, çarpıcı bir yorumdu bence. Star annesiyim. Ben de kendimi geliştiriyorum tabii. Ay çok havalısın. Ay
Valla ne yalan söyleyeyim ama benim gönlümde bu pırlanta markasının yüzü olmak var. Şimdi bir sene içinde iki tane film bir de billboard çalışmayı düşünüyorlar. Billboard'da tek başına olacaksın. Filmlerde de partnerin olacak. Partner derken? Partner Kadir. Partner yani. Ne yapacak bu kız? Pırlantaları kendi kendime takacak. Tamam Nesrin Hanım. Bana göre baba hoş zaten. Ama bu kız nişanlı. Bakalım nişanlısı ne diyecek? Ne diyecek ya? Ne diyebilir? Biz profesyonelce işimizi yapıyoruz. O ne diyebilirmiş? Partner kim olacak? Vallahi böyle karizmatik, ünlü, genç kızların sevgilisi biri olacak dediler. Tolga mı acaba? O özellikler sadece Tolga'da mı var abla? Yani evet, benim de bir aklıma geldi ama böyle gizli tutuyorlar, yok sürpriz olacak diyorlar. Demedim. Allah Allah. Yani bence pek onun gönlü yok gibiydi, bence beğenmedi yani sanki. Kadir. Nasılsın? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Kadir, var mı bana karşı böyle bir yumuşama, sempati? Vallahi bende şahsen yok. Boşanacağınız günü bekliyorum işte, hayırlısıyla. Benim de bir turne işi çıktı. Böyle kasaba kasaba, sahil sahil gezeceğim. Yoğun bir dönem beni bekliyor tabii. Ben yine de bir sorayım dedim. Yani git derseniz başka, kal derseniz başka. Hadi bas git kendini daha fazla dövdürtmeden. Hadi. Ben de gideyim artık. Çelikbaşı ailesi yavaş yavaş zengin hayatına alışsanız mı artık? Ay diyorum ki size acaba yeni bir ev mi baksak? Ben şey yapıyorum zaten. Caddeden, ustan falan bakıyorum arada yani. Ne yapıyorsun bacım? Bakıyorum dediysem öyle gidip bakmıyorum yani. Emlak sitelerinden falan şey yapıyorum yani. Şimdi Asya çalışıyor yoğun. Ben artık eskisi kadar sete uğramıyorum malum. Yani kızcağız üstünden yük alayım diye ondan. Burası bizim baba evimiz. Eğer öyle bir şey olacaksa annem var, abim var. Hep beraber karar veririz yani, değil mi? Nesrin Hanım, Asya'm istediğini yapar. Kendi parasını kazanıyor zaten. Ama onun parası. Ona ben karışamam. Yani biz baba evinde çok mutluyuz. İyi burası. Mutluyuz, mutluyuz. Çok mutluyuz. Da o, sizin söylediğiniz hayata da şey yapmaya başladık. Temizlikçi çağırırım ben yarını. He. Yuh artık hani. Bu kadar kadınsınız. Aa, ne yuh abi ya. Yani bu evin temizliği kolay mı sanıyorsun sen? Annemle ablam ne kadar uğraşıyor? Ya sor. Kadir Bey, Kadir Bey. Siz hiç bu evde yatağınızı topladınız mı? Ayrıyeten şunu da sormak isterim. O çamaşır makinesi acaba nasıl çalışır biliyor musunuz? Yok, ben ondan... Konuş annem, aşk. Bence siz bir gün temizliği Kadir'e yaptırın. Görsün bakalım kolay yapılıyormuş, yapılmıyormuş. Ya tamam, tamam. Özür dilerim, tamam. Ne yaparsanız yap. Ay, neyse, ben de kaçayım artık. Uf, bu koluma da alışamadım. Biriniz bana taksi çağırsanız ne güzel olur. Dur, ben çağırayım. Bir dakika dur. Arabanız ne oldu? Bu kolla şimdi nasıl araba kullanayım? Düzelene kadar böyleyiz işte aşkım. Ay, hep de sana denk geliyor. Tamam dur, ben çağırayım. Kapatayım, otur, otur. Anne, şimdi gece gece hanım taksiyle olmaz. Ben bırakayım gelin. Bırak annem. Ay yok. Aa yok. Evet, ya, bırak. Bırak. Ay canım, öyle şey olur mu? Valla gel hiç ay, gerek ay, yok. Ay, ay, yok ay, buyurun bırak. Gerçekten. Ya teşekkür ederim ya. Kadir. Şey diyeceğim. Senin bu ara herhalde okullarda tatil çok yoğun değildir servis işleri. Bana bu kolum düzenine kadar ulaşım konusunda yardım etsen. Şey yaparız ya, olur. Ay, ayakkabılarımı da uzatır mısın? Sana zahmet. Ne
Hangisi? Yeşil olan. Zahmet verdin. Estağfurullah. Görüşürüz Nesrin. İyi geceler. Sonra gel Kadir. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ne demek Nesrin? Araba nerede? Bununla mı götüreceksin beni? Evet. Kadir. Aa, Kadir. Kolunu sözür mü? Tırmanılıyor mu bunun? Nasıl çıkacağım? Ben... Ay. Şunu da bir takabilirsiniz. Çektim şey oldu. Tabii.